Evet arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Güncel bilgiler deneme serisiyle tekrardan birlikteyiz. Hemen başlayalım. Mart 2022 tarihi itibariyle Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından hangi kuruluşun üyelik statüsünden çıkarılmıştır? Buradaki doğru cevabımız Avrupa Konseyi olacaktır. Sinemada önce çizgi roman uyarlamaları olan Karaoğlan ve Tarkan macera filmlerinde başrol oynadı. Türk sinemasına katkılarından ötürü 2002 yılında Altın Portakal Film Festivali Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne, 2006'da ise Yıldırım Önal Anı Ödülü'ne layık görüldü. Davoro, Şendül Şaban ve Şabaniye gibi filmlerin senaryosunu yazdı. Yukarıda verilen bilgilerde bahsedilen 2021 yılında vefat eden Türk sinema oyuncusu, senarist ve yapımcı aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Kartal Tibet olacaktır. İmar eserleri arasında en önemlilerinden olan 13. yüzyılda ünlü tasavvuf şairi olan Feridüddin Attar için tasarımını yaptırıp ve bina edilmesini sağladığı Halasiye Medresesi binasıdır. Çihil Hadis, Muhakemetül Lugateyn ve Mecalüsün Nefais adlı eserleri vardır. Yukarıda verilen bilgilerde bahsedilen Türk şair aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Alişir Nevai olacaktır. Aşağıdaki şıklardan hangisinde Karadeniz İşbirliği Teşkilatı örgütü hakkında yanlış bir bilgi verilmiştir? Türkiye'nin öncülüğünde kurulan ekonomik ve bölgesel bir örgüttür. Doğrudur. Örgütün merkezi İstanbul'dadır. Üye ülkelerin coğrafi yakınlık ve ekonomik anlamda birbirlerini tamamlayan özelliklerinden yararlanması amaçlanmıştır. Kurucu üyeleri arasında Ermenistan da yer alır. Evet arkadaşlar, bu şıklar doğrudur. Fakat Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler üyedir. Bu şık yanlıştır. Yani sadece Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler üye değildir. Karadeniz'e kıyısı olmayıp da üye olan ülkeler de vardır. Azerbaycan, Yunanistan ve Arnavutluk gibi. Dolayısıyla doğru cevabımız Edirne olacaktır. 100 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi tarihe altın harflerle yazılan en büyük kahramanlık destanlarından olmuştur. 30 Ağustos Zafer Bayramı ilk kez 1924 yılında Başkumandan Zaferi adıyla aşağıdaki şehirlerden hangisinde kutlanmıştır? Buradaki doğru cevabımız Afyon olacaktır. Son 500 yıldır Hristiyan dünyasının en önemli şapeli olarak kabul edilen Sistina Şapeli onun en görkemli eseri olarak kabul edilmektedir. Adem'in Yaratılışı ismindeki sahne Batı resim sanatının en canlı tasvirlerinden biri olarak kabul edilir. Kıyamet günü tablosuna başından beri muhalefet eden yeni Papa 4. Paulus ise tablodaki imgelerin fazlaca müstehcen göründüğünü belirterek tabloyu biraz daha düzgün hale getirmesini isteyince ustanın cevabı, "Papaya söyleyin, bu küçük bir mesele ve kolaylıkla uygun hale getirilebilir. Önce kendisi yaşadığımız bu dünyayı uygun ve yaşanılabilir bir hale getirsin. Sonra da bu tabloda aynı uygunluğa girecektir." şeklinde olmuştur. Yukarıda verilen bilgilerde bahsedilen Musa'nın hükmü, Davut ve Adem'in yaratılışı gibi önemli eserleri de bulunan heykeltıraş, mimar ve ressam aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Michelangelo olacaktır. Mart 2022 tarihinde hizmete giren Japonya'daki Akashi Kayıkyo Köprüsü'nü 32 metre geçip dünyanın en uzun asma köprüsü olarak kayıtlara geçen köprü aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız 1915 Çanakkale Köprüsü olacaktır. Orta Oyuncular Tiyatro Topluluğu'nun kurucusudur. Tek kişilik oyunu Ferhangi Şeyler, 1987 yılından beri aralıksız devam eden en tanınmış oyunudur. Felek Bir Gün Salakken, Fername ve Muzır Müzikal gibi oyunları vardır. Yukarıda verilen bilgilerde bahsedilen Pardon, Şans Kapıyı Kırınca ve Büyük Yalnızlık gibi sinema filmlerinde de başrol oyuncusu olan, Ağustos 2021 tarihinde hayatını kaybeden oyuncu ve yazar aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Ferhan Şensoy olacaktır. Divan-ı Kebir, Manevi Beyitler, Fihi Mafih, Yedi Meclis
ve maktubat eserleri bulunan UNESCO Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2007 yılında doğumunun 800. yılı nedeniyle anma etkinliklerine alınan tasavvufçu ve şair aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Mevlana olacaktır. Petrol ve doğalgaz kaynaklarının bulunduğu Asya ve Orta Doğu ile bu kaynaklar için çok büyük bir pazar olan Avrupa kıtası arasında köprü görevi gören Türkiye, Doğu ile Batı arasında bir enerji koridoru olma yolundadır. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin enerji naklinde öneminin artmasında etkili olan ülkelerden biri değildir? Buradaki doğru cevabımız Ukrayna olacaktır. İran, Irak, Rusya ve Azerbaycan enerji naklinde öneminin artmasında etkili olan ülkelerdendir. Cupid'in öpücüğü ile yeniden canlanan Pizik, Üç Güzeller, Venus Italica ve Head of Medusa eserleri bulunan ünlü heykeltıraş aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Antonio Canova olacaktır. Kasım 2021 tarihinde bayrağındaki mavi rengini daha koyu bir renk olan lacivert ile değiştiren ülke aşağıdakilerden hangisidir? Bayraktan da bildiğimiz gibi Fransa olacaktır doğru cevabımız. 2022 tarihinde 94.sü düzenlenen Oscar ödüllerinde en iyi film ödülü ve bu filmin yönetmeni aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? Buradaki doğru cevabımız Koda filminin yönetmeni ise Sean Heddle'dir. 23 Temmuz 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları Türkiye'de jimnastik dalında tarihinin ilk olimpiyat madalyasını kazanan milli sporcu aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Ferhat Arıcan olacaktır. Fırak-ı Irak, Pierre Loti hitabesi, Çalınmış Ülke, Victor Hugo'nun mektubu ve Malta Geceleri eserleri bulunan Türk şair ve yazar aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Süleyman Nazif olacaktır. G7 kavramı yediler grubu anlamına gelmektedir. Dünyanın önde gelen sanayileşmiş ülke liderlerinin politik ve ekonomik sorunları tartışmak için zirveler düzenlediği bir oluşumdur. Başlangıçta 8 ülkeden oluşan ve G8 olarak bilinen bu oluşum Rusya'nın ayrılmasıyla G7 olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi G7 ülkelerinden değildir? Buradaki doğru cevabımız Çin olacaktır. Almanya, İtalya, Kanada, Japonya G7 ülkelerindendir. Haricinde Amerika da vardır. Düşünen Adam, Öpücük, Cehennem Kapıları, Balza Kanıtı ve Yürüyen Adam eserleri olan ünlü heykeltıraş aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Auguste Rodin olacaktır. Yakın Doğu Üniversitesi tarafından tasarlanan, geliştirilen ve üretilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk yerli otomobilinin ismi aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Gürsel olacaktır. Mart 2022 tarihinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda altın madalya kazanarak 5. Avrupa şampiyonluğunu elde eden kadın milli güreşçimiz aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Yasemin Adar olur. Hikayelerini topladığı Çağlayanlar adlı kitabı uyandırdığı milliyetçilik duyguları ile milli edebiyatta önemli yere sahiptir. İlk eseri olan Leyla yahut Bir Mecnun'un İntikamı lisedeyken yayımlanmıştır. Gönül Hanım, Haristan ve Gülistan ve Bir Damla Kan eserleri vardır. Yukarıda verilen bilgilerde bahsedilen Türk yazar aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Ahmet Hikmet Müftüoğlu olacaktır. 14 Aralık 1960 tarihinde imzalanan Paris Sözleşmesi'ne dayanılarak 1961 yılında kurulmuştur. Gelişmekte olan ülkelerde halkın yaşam standartlarını geliştirmek, sürekli ve dengeli ekonomik gelişim sağlamak, işsizliği ortadan kaldırmak,
Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki uluslararası örgütlerden hangisine aittir? Buradaki doğru cevabımız OECD olacaktır. Family Group, King and Queen, Reclining Figure adlı eserleri bulunan heykeltıraş aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Henry Moore olacaktır. Eski çağlarda etrafı 6 kilometrelik surlarla çevrilmiş ören yerinde bulunan çivi yazılı tablet arşivleri de UNESCO'nun dünya belleği listesinde yer almaktadır. Söz konusu tabletlerde bin tanrılı şehir olarak söz edilen Hattuşa'da bugüne kadar saray ve tapınaklar, binlerce tablet, çoğu günümüze kadar oldukça sağlam durumuna gelmiş olan anıtsal kapılar, aslanlı kapı, kral kapı, yer kapı, kralların ikamet ettiği büyük kale saray kompleksi, aşağı şehirde ülkenin en yüksek tanrıları olan fırtına tanrısı Teşup ile Arinna'nın güneş tanrıçasına adanmış olan büyük tapınak, Hitit büyük kralı 2. Şupilu Liuma'nın yaptığı işleri anlatan yazıtın bulunduğu hieroglifli oda, devasa boyutlarda tahıl ambarları, kısmen silinen Hititlere ait en uzun hieroglif yazıyı içeren Nişantepe yazıtı gibi çok sayıda yapı açığa çıkarılmıştır. Yukarıdaki parçada bahsedilen Hattuşa antik kenti aşağıdaki şehirlerden hangisinde yer alır? Buradaki doğru cevabımız Çorum olacaktır. Şubat 2022 tarihinde Avrupa Jimnastik Birliği tarafından yapılan oylamada 2021 yılının en iyi jimnastikçisi seçilen milli sporcumuz aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Ferhat Arıcan olacaktır. Eylül 2021 tarihinde Necla Buden Ramazan hangi ülkeye başbakan olarak atanarak Arap dünyasının ilk kadın başbakanı olmuştur? Buradaki doğru cevabımız Tunus olacaktır. Mürebbiye, İffet, Şık, Şıp Sevdi, Kuyruklu Yıldız, Altıda Bir İzdivaç ve Gulyabani eserleri bulunur. 1976 yılında çekilen Süt Kardeşler sinema filminin konusu Gulyabani isimli romanından uyarlanmıştır. Yukarıda verilen bilgilerde bahsedilen Türk yazar aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Hüseyin Rahmi Gürpınar olacaktır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Rusya'dan gelebilecek herhangi bir saldırıya karşı 9 Nisan 1949 tarihinde Washington'da kurulmuştur. Yukarıda sözü edilen örgüt aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız NATO yani Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü olacaktır. 12 Mayıs'ta açık artırmada işaret eden adam heykeli 2015 yılı için 141.3 milyon dolara satılarak en pahalı heykel sıfatını kazanmıştır. İşaret eden adam, kaşık kadın, yürüyen adam ve boşluğu tutan eller adlı eserleri bulunan ünlü heykeltıraş aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Alberto Giacometti'dir. Divriği ve civarında en erken yerleşim Hititler dönemine kadar inmektedir. Yöre, Mengücek oğullarının yönetimi altında olduğu dönemde Ahmet Şah ve eşi Turan Melek tarafından cami ile birlikte 1228-1229 yıllarında yaptırılmıştır. İslam mimarisinin bu başyapıtı iki kubbeli türbeye sahip bir cami ve ona bitişik bir hastaneden oluşmaktadır. Yapılar mimari özelliklerinin yanı sıra sergilediği zengin Anadolu geleneksel taş işçiliği örnekleriyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer almaktadır. Yukarıdaki parçada bahsedilen Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası aşağıdaki şehirlerden hangisinde bulunur? Buradaki doğru cevabımız Sivas olacaktır. Türkçe'ye bakışını Türkçem benim ses bayrağım diyerek Türkçe katında yaşamak adlı şiirinde sergilemiştir. Çocuk ve Allah, Asü ve Kuş Ayak gibi eserleri vardır. Struga şiir akşamları Altın Çelenk ödülüne layık görülmüştür. Yukarıdaki parçada bahsedilen Ocak 2022 tarihinde 50 yıl sonra açılan Nobel arşivlerinde 1971 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday olduğu ortaya çıkan şair aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Fazıl Hüsnü Dağlarca olacaktır.
Ağustos 2021 tarihinde silahlı kuvvetlerinin envanterine giren Baykar Savunma tarafından üretilen yerli ve milli TİHA taarruzi insansız hava aracı aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Akıncı olacaktır. Yanya kuşatması sırasında Kanlıtepe'de 21 askeriyle birlikte esir düşmüştür. Mehdi, Hürriyet Bayrakları gibi hikayelerini bu dönemde yazmıştır. Dönemindeki evrim anlayışını içinde barındıran iki öyküyle karşımıza çıkmaktadır. Bunlar Gizli Mabet kitabında yer alan Kesik Bıyık ve Pireler adlı öykülerdir. Kaşağı, Yüksek Ökçeler, Pembe İncili Kaftan, Yalnız Efe, Bomba ve Kızıl Elma Neresi adlı eserleri de vardır. Yukarıda verilen bilgilerde bahsedilen Türk edebiyatının önde gelen hikaye yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Ömer Seyfettin olacaktır. Yukarıda verilen tabloya göre A ve B ülkeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi tabloya baktığımızda arkadaşlar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeliği diyor. Yani bu fırça dediğimiz ülkeler Fransa, İngiltere, Rusya, ABD ve Çin. Bu 5 ülke arkadaşlar. Şimdi şıklardan gidecek olursak Almanya bu daimi üye değil. Genelde fırçanın A'sı karışabiliyor arkadaşlar. Almanya yok, ABD var. İtalya'da yok. İtalya'nın fırçanın iyisi de İngiltere. Şimdi C şıkkına geldiğimizde Fransa var. D şıkkına geldiğimizde Çin var. Fransa ve Çin Birleşmiş Milletler'in daimi üyeliğinde, Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeliğinde. Diğer B ülkesine bakacağımız zaman Almanya Avrupa Birliği üyesi midir? Evet, üyesidir. Fakat Portekiz'e baktığımızda değildir. Dolayısıyla buradaki doğru cevabımız Ceyhan olacaktır. Çalışmalarında ölüm teması sık görülür ve önemli bir yere sahiptir. Formaldehitle muhafaza edilen ölü hayvan figürleriyle tanınmıştır. Bunlardan olan ikonik çalışması The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living. Yaşayan birinin zihninde ölümün fiziki imkansızlığı, bir vitrin içinde formaldehitle muhafaza edilen ölü bir kaplan köpek balığından oluşur. Ki eser pardon arkadaşlar 2004 yılında 8 milyon ABD dolarına satılmıştır. 2007 yılında sergilenmeye başlayan For the Love of God, Tanrı Aşkına isimli üstü binlerce elmasla kaplı bir kafatasından oluşan eseri ise 51 milyon euro değerindedir. Yukarıdaki parçada bahsedilen İngiliz sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Damon Hirst olacaktır. Nemrut Dağı yamaçlarında hükümdarlık yapmış olan Kommagene kralı 1. Antikus, tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için yaptırdığı mezarı, anıtsal heykelleri ve benzersiz manzarası ile Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. İyi korunmuş durumdaki dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmıştır ve 8-10 metre yüksekliktedir. Yukarıdaki parçada bahsedilen UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı aşağıdaki şehirlerden hangisinde yer alır? Buradaki doğru cevabımız Adıyaman olacaktır. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim. Sağlıcakla kalın.